Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşacağız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiyespor'un yıllardır işlettiği Uğur Mumcu Otoparkı'na el koydu. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın Fethiyespor'a destek amacıyla ihale ederek yıllar önce tahsis ettiği Uğur Mumcu Parkı'na Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından el konuldu. Fethiyesporlu taraftarlar sosyal medyadaki duyuru üzerine lacivert beyazlı kulüp tesislerinde toplanıp Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte otoparka kadar yürüdüler. Burada yapılan devir teslim işlemi sırasında taraftarlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün aleyhine sloganlar attı. Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve ekibine eski başkanlardan Okan Uysal da destek verdi. Fethiyespor'a destek verenler arasında Fethiyespor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Fethiye Taraftar Dernekleri başkan ve üyeleri de yer aldı. Fethiye Belediyesi'nin elindeki iskelenin alınmasının ardından bu kez Fethiyespor'un yıllardır işletmeciliğini yaptığı Fethiye Kordon boyundaki Uğur Mumcu Parkı'na da Cumhuriyet Halk Partili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından el konuldu. Cumhuriyet Halk Partili Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiyespor'un işlettiği Uğur Mumcu Parkı'na el koymasına Fethiyesporlu taraftarlar adeta öfke yağdırdı. Fethiyespor'un işlettiği otoparkın Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceği şeklindeki haberler ve sosyal medyada yapılan duyuruların ardından Fethiyespor Kulübü'nde toplanan lacivert beyazlı taraftarlar Başkan Mustafa Ferizcan'la birlikte otoparka kadar yürüdüler. Yürüyüşe Fethiyespor Yönetim Kurulu tam kadro katılırken Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Şık, Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Serhat Yılmaz, Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Dişhekimi Emrecan Arıkan, Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Cihan Ünal'la birlikte onlarca lacivert beyazlı taraftar katıldı. Uğur Mumcu Otoparkı'nda toplanan diğer lacivert beyazlı taraftarlarla birlikte eski başkanlardan Okan Uysal, eski yöneticilerden İsmail Türk de buradaki taraftar grubuna destek verdi. Fethiyespor'un Fethiye Belediyesi'nin ihale yöntemiyle tahsis ettiği otoparkın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından el konulmasına tepki gösteren lacivert beyazlı taraftarlar burada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Osman Gürün'ün aleyhine sloganlar attılar. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'ndan gelen yetkililer ve Fethiye Kaymakamlığı yetkilileriyle Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan devir teslim işlemini bir ticari taksi üzerinde yaptılar. Bu sırada küçük de olsa gerginlik yaşanırken Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan gerginliğin önlenmesini sağladı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin çevrede yoğun bir güvenlik önlemi aldığı devir teslim sırasında herhangi bir olay yaşanmazken Başkan Osman Gürün'e büyük tepki yağdı. Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, yıllardır Fethiyespor'un işlettiği sabit gelirimizden olan bu otoparkı Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ailesinin elinden almaktadır. Kulübümüzün ayakta durabilmesi için Fethiye Belediye Başkanımız Behçet Saatçı yıllar önce tahsis etmişti ama bugün polis zoru ile boşaltılma yerine bizler kendimiz boşaltıyoruz. Bir beş kazalı olarak kendi malzeme ve mülkümüzü satarak bile kulübümüzü ayakta tutmaya devam edeceğiz. Biz bize yeteriz dedi. Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün maalesef hiç arzu etmediğimiz, hiç olmasını istemediğimiz bir durumdan dolayı kulüp binamızdan yıllardan beri kulübümüzün işlettiği Uğur Mumcu Otoparkı'na
yürümek zorunda kaldık. Takımımıza gönül verenlerle. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki buraya kadar zahmet edip de bizimle yürüyen tüm beş kazalı dostlara, kalbine sahip çıkan tüm camiamızın fertlerine çok teşekkür ediyorum. Bu kesinlikle organize olunan bir durum değil. Burada herkes kendiliğinden, sosyal medya üzerinden toplanarak buraya geldi. Hiçbir şekilde kulübün organizasyonuyla oluşmuş bir durum değildir. Malumunuz üzere hepinizin bildiği gibi kulübümüzün yıllardır işlettiği iki tane sabit gelirimizden bir tanesi olan, biri Uğur Mumcu Parkı şu an içinde bulunduğumuz, maalesef bu üzücü açıklamayı yapmak zorunda olduğumuz, bir diğeri de eski Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu yer. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Behçet Saatçı'nın yıllar önce kulübümüze tahsis ettiği, gelir getirmesi anlamında gençlerimizin spor yapmasını, kendi evlatlarımızın spor yapmasını sağlamak adına, kulübümüzün ayakta durabilmesini sağlamak adına kulübümüze tahsis etmişti. Ben öncelikle bu anlamda geçmiş dönemlerde görev yapan kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız adına da ve şu an çok kısa süre olmasına rağmen bizim bu görevi devam ettirdiğimiz yönetim kurulumuz adına ben kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız Sayın Muzaffer Şahin'e de çabalarından dolayı otoparkın kulübümüzde tekrar kalması adına yaptığı bütün girişimlerden, iyi niyetli, samimi girişimlerden dolayı da kendilerine huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bugün an itibariyle, bugün son günümüz, eğer biz bugün burayı boşaltmasaydık polis zoruyla kulübümüz boşaltacaktı. Bugün tüm Fethiyespor lacivert beyaz renklere gönül veren beş kazalı dostlarımızla her ne kadar birilerinin zoruna gitse de inadına beş kazalı olarak, beş kaza topraklarında büyümüş bir fert olarak otoparkı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese bugüne kadar kulübümüze 1 lira dahi kazandıran, kazanmasını sağlayan, bu otoparkı kullanan tüm Fethiyelilere çok teşekkür ediyorum. Hiç sorun değil, hiç kimse üzülmesin. Ben bugün üzülüyorsam kulüp başkanı olarak değil, bir beş kazalı olarak üzülüyorum. Bir Fethiyeli olarak üzülüyorum. Çünkü bizler burada doğduk, burada büyüdük. Ve yıllardan beri bizler, buraları bizler kullanıyoruz. Hiç problem değil. Fethiye Spor'u her şeye rağmen hak ettiği yere getireceğiz arkadaşlar. Bundan hiç kimse endişe duymasın. Hiçbir zaman mazeret üretmeyeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız. Daha çok birbirimize kenetleneceğiz. Ve Fethiye Spor'u hak ettiği her türlü engellemelere rağmen hak ettiği yere, camiamıza söz verdiğimiz yere ulaştırmak için gece gündüz çalışacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi malımızı, mülkümüzü satacağız. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Arabamızı satacağız, evimizi satacağız ama Fethiyespor'u kimseye malzeme konusu yapmayacağız. Ben bu anlamda bir kez daha Sayın Kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza ve bizlerle buraya kadar yürekten gelen sevgili Fethi Beşkazalılara çok teşekkür ediyorum. Ama şunu da söylemekten geçemeyeceğim. Biz bize yeteriz Allah'ın izniyle. Evelallah Beşkazalı olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Hiç problem değil. Önümüzde tabii yakın zamanda bir süreç de söz konusu. Bizler hep hassas davranmaya çalıştık. Her zaman Fethiyespor'un siyaset üstü bir kurum olduğunu, her siyasi görüşe sahip insanların bu camianın içerisinde yer aldığını, herkese eşit mesafede olmaya çalıştığımızı, göreve gelir gelmez herkesi ziyaret ettiğimizi, kimseyi ayırt etmeksizin formalarını takdim ettiğimizi bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Ama beş kaza bugünü unutmayacaktır. Yeri geldiği zaman herkese hak ettiği cevabı verecektir diye düşünüyorum. Herkes hakkını helal etsin. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emrecan Arıkan da Fethiye'de limanın ardından Fethiyespor'un tek gelir kaynağı olan otoparkımızın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasını tepkiyle karşılıyoruz dedi.
Biz 3000 dernek başkanı olarak bu an buradayız. Fethiye'nin en büyük üs kimliği, en büyük reklam kaynağı, övünç kaynağı, beraber ağlayıp güldüğümüz, sevindiğimiz Fethiye sporumuz için. Bugün Karabilek'e. Yani Muğla'nın bu işten artık elini çekmesi gerektiğini anlıyorum. Beşkazan'ın parası Beşkazan'da kalması gerekiyor. Çünkü bu kulübün ayakta kalması gerekiyor ve en büyük gelir kaynağını bu şekilde alarak nereye varmaya çalışıyorlar ben bir anlam veremiyorum. Limanda da aynı şeyi yaşadık, burada da aynı şeyi yaşıyoruz. O yüzden biz sonuna kadar arkasındayız. Yani gerekirse burada yatarız, kalkarız. Bence bu hatadan bir önce dönülmeli ve otopark tekrar Fethiye Spor'a verilmeli. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Serhat Yılmaz da spora ihanet ediliyor. Fethiye Spor'un hep yanında olacağız ifadelerini kullandı. Biz Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği olarak buradayız. Tabii burada herkesin olduğu gibi bizim de öncelikli üst kimliğimiz Fethiye Spor'dur. Elimizden geldiği kadar maddi olsun, manevi olsun Fethiye Spor'umuzun her zaman yanındayız. Bu Muğla Büyükşehir'in yapmış olduğu bu durumda biz dernek olarak, taraftarlar derneği olarak kınıyoruz. Her zaman dediğim gibi maddi ve manevi olarak biz Fethiye Spor'umuzun yanındayız. Fethiye Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Cihan Ünal'sa Fethiye Spor'un otoparkına bu şekilde el koyan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tavrını kınıyoruz dedi. Merhaba, öncelikle Büyükşehir'in bu kararını Fenerbahçeliler Derneği olarak protesto ediyoruz. Otoparklar Fethiye Spor'umuzundur ve bundan sonra da böyle kalacaktır. Onun için bu şekildeki bir tasarrufu kesinlikle kabul etmiyoruz. Fethiye Spor eski başkanlarından Okan Uysal da Fethiye Spor'a yaklaşık 600 bin lira gelir getiren otoparkın alınmasıyla Fethiye Spor'un kalbinin hançerlendiğini söyledi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Şu anda ciro anlamında 900 bin liralık bir ciro yapan otopark masrafları düştükten sonra net olarak 600 bin lira geliri olan bir otoparkı bugün Büyükşehir'e yasaların zorlaması gereği teslim etmek zorunda kalınmış. Tabii yönetim kurulunun burada gayreti büyüktür. Kendileri gerekli görüşmeleri yapıyordur. Burada herkesin sakin olması lazım. Ama şunu da bilmesi lazım herkesin. Fethiye'nin kalbi Fethiye Spor'dur. Eğer Fethiye'nin kalbini kazanmak istiyorsanız Fethiye Spor'dan geçer. Zaten armasındaki o kalp Fethiye'nin kalbinin burada attığını göstergesidir. Onun için Fethiye Spor'la kavga kimseye bir şey kazandırmaz. Teşekkür ederim. Fethiye Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Şık da Fethiye Spor'a yapılan ihanet gözler önündedir. Bizler Fethiye Spor'a ihanet edenlere karşı Muğla'ya kadar da yürürüz. Bu küçük bir tepkidir. Otoparkımızı geriye istiyoruz dedi. Fethiye halkı, Fethiye Spor taraftarları adına Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu takımımızın şu andaki zorlu süreçteki gidişatında kulübümüze maddi gelir kapısı olan otoparkı elimizden almasından dolayı kınıyoruz. Bizim şu anda bizim daha fazla desteğe ihtiyacımız varken Büyükşehir Belediyesi'nin normalde katkı yapması gerekiyorken hazır elimizdeki imkanlarımızı bizden almasını Fethiye Spor taraftarları olarak kınıyoruz. Bu yanlıştan bir önce geriye dönülmesini istiyoruz. Bu küçük bir tepkimiz. Daha sonra maçlarda çoğunluk olduğumuzda bu aykırışı daha fazla yapacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın. Gerekirse buradan biz Muğla'ya da yürürüz. Muğla'ya da gideriz. Belediye başkanına veya yetkili kimse onunla da görüşürüz. Ve görüşeceğiz de bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Fethiye Sporlu taraftarlar daha sonra Fethiye Şehir Stadı'na giderek tribünlerde asılı bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'üne ait Fethiye Spor'a başarılar dileyen bez afişleri sökerek attılar. Muğla'da merkez üssü Ula ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 7.33'te merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Ula Kaymakamı Ali Yılmaz yaptığı açıklamada deprem sonrası bölgedeki tüm mahalle muhtarlarımızı aradık. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söylediler. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçemizde durum gayet sakin, normal yaşantı devam ediyor, dedi. Fethiye Huzurevi'ndeki sakinlerle ilçedeki sanatla uğraşan yaşlıların bir arada sanatsal çalışmalar yapabilmeleri için Fethiye Huzurevi'ne sanat galerisi kazandırıldı. Açılışının ilerleyen bir dönemde yapılması planlanan sanat galerisini gezen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Huzurevi Müdürü Adem Güngör'le projeyi başından sona kadar takip eden Huzurevi sakini emekli ressam sanatçı Bilgin Özbay'ı kutlayıp harika olmuş, çok güzel bir proje daha gerçekleştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum dedi. Fethiye Huzurevi'ndeki sakinlerle ilçedeki sanatla uğraşan yaşlıların bir arada sanatsal çalışmalar yapabilmeleri için Fethiye Huzurevi'ne sanat galerisi kazandırıldı. Fethiye Huzurevi Müdürü Adem Güngör'le Huzurevi sakinlerinden ressam sanatçı Bilgin Özbay, resim ve benzeri her türlü sanatla uğraşmak isteyen yaşlıların ilçedeki yaşlılarla bir arada çalışmalar yapabilmesi için Fethiye Huzurevi'ne sanat galerisi projesi gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen proje nihayet tamamlandı. Açılışının ilerleyen günlerde yapılması beklenen sanat galerisini eşi Nesrin Saatçı ile birlikte gezen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı galeriyi harika buldu. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, "İlk kez gezdiğim sanat galerisi mükemmel olmuş. Bizden istenen talep olursa bunları karşılamaya hazırız," dedi. Fethiye Huzurevi Müdürü Adem Güngör ise, ressam sanatçımız Bilgin amcamızın projesini bakanlık yetkililerimiz de onaylayınca çalışmalara başladık ve tamamladık. Önümüzdeki günlerde açılışı törenle yapılacaktır, dedi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'ya sanat galerisi hakkında bilgiler aktaran ressam sanatçı Bilgin Özbay da yaklaşık bir yıl önce planladığımız projenin hayata geçirilmesinden büyük memnunluk duydum. Fethiye'deki emekli ve sanata meraklı yaşlılarımızı da buraya bekleyeceğiz, diye konuştu. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Huzurevi sakinlerini de ziyaret edip dert ve isteklerini dinledi. Değerli izleyiciler, Muğla'nın Menteşe ilçesinde açık kömür ocağı havzasında biriken su üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alınan bilgiye göre Salih Paşalar Mahallesi merdivenli mevkiindeki çamlık alana çıntar toplamaya giden İbrahim Kara isimli vatandaşın Cesur isimli köpeği tepki gösterince sahibi köpeğinin yanına gitti. Köpeğin havladığı alana giden İbrahim Kara, açık kömür ocağı havzasında biriken su üzerinde cesetle karşılaştı. Atalım arkadaşa karşı asılsın. Aynen öyle yapalım. Çekme. Çekme. Dur bir dakika. Çek. Oraya kadar götür git. Çek. Dura derin ya. Kara, Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı'na arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uzun süre suda kalan cesetle ilgili afet ve acil durum ekiplerine bilgi aktardı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Götürüyoruz, geri döndük. Buradan ortam mümkün değil, sizden mi? Bunlar orada. İncelemelerin ardından ceset olay yerine gelen ekipler tarafından botla sudan alınarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıya botla çıkarılan kimliği belirsiz erkek cesedi kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedi bulan İbrahim Kara, Çıntar aramaya çıkmıştım. Buradan geçerken önce köpeğim buldu. Sonra ben yaklaşınca tam olarak ne olduğunu anlayamadım. İyice yaklaşarak incelediğimde bir ceset olduğunu fark ettim. Haber vermeseydim vicdan azabı çekerdim, dedi. Çıntar aramaya gittim. Çıntar aramaya giderken bu elimdeki köpeğimle beraber buradan geçerken ilk önce köpeğim buldu. Sonra ben gördüm. Tam bilemedim yani ne olduğunu. Sonra yanaştım, iyi güzel incelediğimde bir ceset olduğunu fark ettim. Ondan sonra bayır jandarmasına haber verdim. Onlar gelene kadar da burada bekledim. Vicdanen şu andan rahatım. Haber vermeseydim vicdan azabı çekerdim ben. ...2018 yılında belirlenen trafik cezaları uygulanmaya başlandı. Buna göre ehliyetsiz araç kullananlara 2018 liralık ceza söz konusu olacak. Kırmızı ışıkta geçenlerse 108 lira ceza ödeyecek. Daha fazla zam ve tarifelerin detayları geliyor şimdi. Trafik cezaları 2018 yılında Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerlendirme oranı dahilinde artış kaydedildi. Yeni yılda artış %14.47 oldu. Yeni yılda en düşük trafik cezası 85 lira olarak uygulanacak. En yüksek trafik cezası ise 17.065 lirayı bulacak. En düşük trafik cezası yolcu taşıma sınırını aşan sürücülere uygulanacak. Tescil plakasını yetkili olmadığı halde basan ve dağıtımını yapanlara uygulanacak para cezası 11.885 lirayı bulacak. 31 Aralık'tan önce alınan otomobillerde vergi artışı en çok %25 artacak. Bu arada şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğuna uymayanlara kesilecek ceza da 625 liradan 715 liraya çıktı. Bunların dışında 2018'de geçerli olacak tüm zam ve ceza tarifeleri şöyle. Emniyet kemeri takmayana 108 lira ceza, ruhsatsız araç kullananlara 108 lira, ehliyetsiz araç kullananlara 2018 lira, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 lira, uyuşturucu madde alarak araç kullananlara 5167 lira, seyir halinde cep telefonuyla konuşana 108 lira, gürültü yapan araçlara 2910 lira, araçlarını kişilere zarar verecek şekilde sürene ise 108 lira. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Pınarlı Belen Nilgün Doktor Kerim Cangır İlköğretim Okulu'nda öğrenci ve öğretmenlerin kan şekeri taraması yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bodrum Pınarlı Belen Köyü Nilgün Doktor Kerim Cangır İlköğretim Okulu'nda toplumun bilinçlendirilmesi, diyabet yani şeker hastalığı konusunda koruyucu önlemlerin alınması, hastalığın tedavi yöntemlerinin gösterilmesi ve farkındalığı artırmak için kan şekeri taraması yaptı. Diyabet haftasında da il genelinde yapılan taramalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İlköğretim Okulu'ndaysa 141 öğrenci ve öğretmenin kan şekeri ölçümünü yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sağlık alanında yapılan bu gibi çalışmaların devam edeceği bilgisi yer aldı.
Fethiye'de aralarında eski AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partililerinde olduğu 30 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenen Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı'nda tertiplenen katılım törenine aralarında Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Yönetim Kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay, Milliyetçi Hareket Partisi Seydi Kemer İlçe Başkanı Yusuf Bağırcı, Fethiye Ülke Ocakları Başkanı Emre Tekcan ve çok sayıda partili katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı'nda tertiplenen katılım törenine aralarında Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Yönetim Kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay, Milliyetçi Hareket Partisi Seydi Kemer İlçe Başkanı Yusuf Bağırcı, Fethiye Ülke Ocakları Başkanı Emre Tekcan ve çok sayıda partili katıldı. Yeni üyelere tek tek rozetlerinin takıldığı törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay, "Memleketin içinde bulunduğu koşulları hepimiz biliyoruz. Hasbelkader inandığımız bu davamıza girdik ve belli bir noktaya geldik. Siz olmazsanız biz asla olamayız. Genel başkanımızı da dikkatle takip etmenizi istiyorum," dedi. Muhterem arkadaşlar, işte Sayın Milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe çalışmalarından sonra 3-4 günlüğüne ilimize geldi. Ve bugün işte Seydi Kemer'e gitti, orada bir çalışma yaptı. Şimdi de dedik arkadaşlarla, hani hepsine ulaşmamız mümkün değil. Çağırırsan gelebilen arkadaşlarımızı bir halleşelim, dertleşelim, meşveret edelim, sohbet edelim dedi. Özellikle böyle bir davetimize icabet ettiği için Sayın Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan'a sizin adınıza hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanımız da bizi kırmadı. Bugün o da sizlerle bugün beraber. Seydi Kemer İlçe Başkanımız Yusuf Bağırcı da bizimle beraber. Arkadaşlar biliyorsunuz, memleketin içinde bulunduğu koşulları da biliyorsunuz. Ne diyeceğimizi iyi kötü biliyorsunuz. Fazla da lafı uzatmamak lazım. Sayın Vekilimiz sizlerle sohbet edecek. Geldiğiniz için ben şahsım adına hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Fakat şunun altını çizerek size söylemek istiyorum. Biz insanız. Biz neticede robot değiliz. Biz de sizin gibi etten, kemikten insanlarız. Hareketin içerisine hasbelkader inandığımız bu davanın içerisine girdik. Belli bir noktaya geldik. Bana Cenab-ı Allah ilçe başkanlığını nasip etti. Sayın vekilime milletvekilliğini nasip etti. Mehmet Korkmaz'a da il başkanlığını nasip etti. Bu yarın size de nasip olmayacağı anlamına gelmez. Tabii ki sıdkı sadakatle, samimiyetle bu davaya hizmet eden herkesin en yüksek makamlarda olması en tabii hakkı. Ama ben size şunu samimiyetimle söylüyorum ve kalbim tüm kalbi duygularımla söylüyorum. Bu harekete baş olmaktansa asker olmak en büyük şereftir. Ben o şerefle yaşadığım için ve sizden aldığım güçle bugünlere geldiğim için hepinizden Allah razı olsun. Eğer siz olmazsanız biz asla olamayız. Siz olmazsanız ilçe başkanı olmaz. Siz olmazsanız il başkanı olmaz. Siz olmazsanız milletvekili olmaz. Hatta genel merkez bile olmaz. Çünkü siyasetin mayası insan. Biz sizden aldığımız güçle yürüyoruz. Sayın genel başkanımı da dikkatle takip etmenizi istiyorum. Özellikle artık tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçtiğimizi bilmenizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023 yılında lider ülke, 2053 yılında da süper ülke olacağını Türkiye'nin bilmenizi istiyorum. Bunun da önderliğini, liderliğini yapan şu anda Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli. Gücü sizden alıyor. O gücü sizden aldığı güçle meclis kürsüsünden Amerika'ya kafa tutuyor, dünyaya kafa tutuyor. İyi ki varsınız. Allah hepinizden gani gani razı olsun. Sizden aldığımız güçle de 2019'da Fethiye Belediyesi'ni, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımızdan zerre kadar şüphem yoktur. Bundan emin olmanızı istiyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tüm partililere selam getirdiğini belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde çalıştığı proje, Türkiye'yi bir ve beraber tutma projesi diyerek Türkiye gündeminden bahsetti. Cumhuriyet tarihi boyunca her cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de hep zor olmuştur diyen Erdoğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi de kolay olmayacaktır. Çünkü yeni bir sistemle cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğiz, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi bitti bitiyor, gitti gidiyor diyenlere inat. Son günlerde hangi ilçeye gitsek, hangi ile gitsek, hangi köye gitsek bu kalabalığı, bu samimiyeti, bu ilgiyi böyle canı gönülden görünce o MHP bitti bitiyor diyenlere herhalde söylenebilecek en güzel cevap sizlerin davamıza sahip çıkan samimiyeti, sizlerin davamıza sahip çıkan bu kalabalıkları eskisinden daha heyecanla bir araya getirmeniz. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık siyasi hayatında Türkiye'de çok önemli işlere imza attı. Ama 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin yörüngesini belirleme konusunda, Türkiye'nin gündemini belirleme konusunda Sayın Genel Başkanımızın aldığı inisiyatif artık Anadolu'da adım adım her yere ulaştı. Bugün herkes şu saatten itibaren yarın Sayın Genel Başkanımızın Adana'dan vereceği mesajları dinlemek üzere televizyonlarını ayarlamaya başladılar. Çünkü Türkiye 2016-15 Temmuz'unda çok hain bir işgal girişimiyle sarsıldı. O günden bugüne herkes farklı şeyler konuştu. Hala da sokaklarda konuşuyor. Bugün Seydikemer'de 5-6 köyümüze gittik. Her köyde vatandaşlarımız kendine göre işte bu medyadan aldığı algıyla farklı şeyler konuşuyor. Ama bir şeyi herkesin bilmesi lazım. 15 Temmuz sonuç değil. 15 Temmuz Türkiye'ye kefen biçmek isteyenler açısından bir başlangıç, bir işaret fişeği. Eğer Türk milleti olarak biz birbirimize kenetlenmezsek, birbirimizle kavga gürültü içine girersek, aynen Irak'taki gibi, Suriye'deki gibi, Mısır'daki gibi, Libya'daki gibi biz de birbirimize düşeriz ve önce özgürlüğümüzü, devletimizi, birliğimizi, dirliğimizi kaybederiz. Onu kaybettikten sonra onu tekrar geriye ne Irak döndürebildi, ne Suriye döndürebildi, ne Mısır, ne Libya, ne Tunus, hepsi bu felaketi yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi oyun İran'da deneniyor ama kimsenin Türkiye'yi unuttuğu yok. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde çalıştığı projede Türkiye'yi bir ve beraber tutma projesi. Artık eskiden olduğu gibi oynanmıyor oyun. Oyun çok açık, seçik oynanıyor. Bakın İran'daki gelişmelerle ilgili Trump'ın televizyonlarda kameraların karşısında söylediği lafı hepiniz şöyle bir düşünün. Diyor ki İran'daki ayaklanmanın sonucunda bir rejim değişikliği olursa yeni gelenin sonuna kadar arkasındayız. Yani ayağa kalkanlara İran'ı yakın, yıkın, dağıtın diyor. Türkiye ile ilgili de eskiden gizli oynanırdı oyun. Eskiden Amerika ve batılı ülkeler PKK'ya ve diğer terör örgütlerine yardım etmiyor muydu? Ediyordu. Ama şimdi eskisi gibi yapmıyorlar. Açıkça Amerika'nın devlet başkanı çıkıyor televizyona, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye 4000 tır silah gönderdik diyor.
Bunlar kayıt altında diyor. Zamanı gelince biz bunları geriye de toplarız diyor. Bu gücümüz de var, imkanımız da var diyor ama SDG'den kaçan oranın sözcüsü Talat Silo Amerikan Başkanlığı'nın dediklerini demiyor. Buraya diyor gelen silahın 4000 tırdan fazla olduğunu biliyorum diyor. Buraya gelen silahın kaydının olmadığını biliyorum diyor. Ayrıca diyor biz istediğimizde silahı göndermeye devam ettiklerini de biliyorum diyor. Şimdi Türkiye'nin bu şartlarında biz birbirimizle kavga edemeyiz. Bizim öncelikle kendimizin bir olması lazım, iri olması lazım, diri olması lazım. Dışarıdaki düşmanları def ettiğimizde, onları kontrol ettiğimizde kendi içimizdeki kavgaya devam ederiz. Tabii ki Cumhuriyet tarihi boyunca her Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de zor olmuştur. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi de kolay olmayacaktır. Çünkü yeni bir sistemle Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğiz ve bununla ilgili olarak da birileri Türkiye'yi germek, yormak isteyecektir. 2018'in de böyle kendi içinde zorluklar olacaktır. Tabii ki 2019'da yapılacak seçimin öne alınmasıyla ilgili de bir sürü ayak oyunları yapılmaktadır. Ama Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak önemli üzerinde durduğu husus şudur. Yeni bir sistemle geçeceğimize göre öncelikle bu geçiş nasıl olacak? Bu uyum yasalarının muhakkak belli bir mutabakatla parlamentodan geçmesi ve Türkiye'de bu geçişin yeni bir kaosun habercisi olmasının önlenmesi lazım. Bu konuda da Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yapmış, bir takım tekliflerini de sunmuştur. Artık ittifak mı olacak? İttifak açık olsun, kanunu olsun, ittifakın yasası olsun. Efendim, bu seçim sistemiyle ilgili değişiklik mi olacak? Baraj mı konuşulacak? Bunlar masada açık konuşulsun. Diğer uyum yasaları ile ilgili kendi hazırlıklarımızı yaptık. Diğer partilerden gelecek hazırlıklar masaya gelsin. Bunlar konuşulsun. Bir an önce çıksın ki bu 16 Nisan'da oyladığımız yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlasın. Yani güçlü bir iktidar, öbür tarafta da dengeyi sağlayan, temsilde adaletin uygulanacağı bir parlamento olsun. Şimdi bunların hepsiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi gece gündüz çalışıyor. Tabii ki önümüzde bir kurultay süreci var. Allah izin verirse 18 Mart 2018'de Milliyetçi Hareket Partisi büyük kurultayını yapacak. Bunun öncesinde de önümüzdeki günlerde programı açıklanacak. Bütün illerimizde bir istişare toplantısı yapılacak. O toplantının öncesinde de biz ilçe ilçe teşkilatlarımızla, dostlarımızla, partililerimizle şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan kendisine vazife çıkartmış bütün hemşerilerimizle hasbihal edip bu istişare toplantılarında hazırlıklarını yapmak amacıyla bugün buralardayız. Bu süreçte de hemen kongre sonrasında da partimiz çok hızlı bir şekilde mahalli seçimler ve genel seçimlerle ilgili yoğun bir çalışma içerisine girecek. Baştan genel merkezimizden başlayarak il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız artık 7 gün 24 saat seçimlerle ilgili hazırlık çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. Ortaca'nın Bahçeli Evler Mahallesi'nde parke döşeme çalışması yapılan yola vatandaşlar tepki gösterdi. Çalışmalar nedeniyle telefon kablolarının sökülmesi ve elektrik hatlarına dolaşmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Ortaca'nın Bahçeli Evler Mahallesi'nde parke döşeme çalışması yapılan yola vatandaşlar tepki gösterdi. Ortaca Nasuh Aydın Ortaokulu'nun olduğu sokakta çalışmalar nedeniyle sökülen telefon kablolarının elektrik hattına da dolanarak yaklaşık 10 gündür yerde olmasına isyan eden mahalle sakinleri çocuklarının hayatlarından endişe duyduklarını belirttiler. Yaklaşık bir haftadır telefon ve internet hizmetinden de yararlanamadıklarını anlatan mahalle sakinleri yapılan çalışma nedeniyle okul ve çevresinde gölet oluştuğunu aktardılar. Mahalle sakinlerinden Cengiz Olgun, Bilal Aydın ve Tülay Özen, kabloların kaldırılması için müracaat ettiklerini, yaklaşık 10 gündür konuyla ilgilenen olmadığını anlatarak kabloların bir an önce kaldırılmasını talep ettiler. Sevgili izleyiciler, 3,5 yıllık başkanlık döneminde birbirinden değişik hizmetler yapan, odaya huzur haklarını almadan hizmet aracı da kazandıran Harun Sağır ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Ocak Pazartesi günü yapılacak kongre öncesinde üyelerden büyük ilgi görüyor. Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda yeniden başkanlık için aday olan Harun Sağır, FRT TV'de Erdoğan Cankuş'un hazırlayıp sunduğu Pozitif Düşünce programında 3,5 yılda yaptığı hizmetleri anlattı. Seydi Kemer esnafları 8 Ocak Pazartesi günü Tufanlar Düğün Salonu'nda saat 10'da yapılacak seçimli olağan genel kurula kilitlendi. Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda yeniden başkanlık için aday olan Harun Sağır, FRT TV'de Erdoğan Cankuş'un hazırlayıp sunduğu Pozitif Düşünce programında 3,5 yılda yaptığı hizmetleri anlattı. 2014 7 Haziran'da yapmış olduğumuz kuruluş genel kurulumuzda bizim zaten odamızın genel kurulu evrakları içerisinde vardır. Bizim hiçbir vaadimiz yoktu. Biz hiç vaat etmedik. Ama odanın bir kalemi bile yoktu. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Biz geldik gördük orada. Evet hocam, misafirlerimiz de geldi. Evet. 20 tane oda başkanımız gelmişti. 20 tane oda başkanımızın, kaymakamımızın hayırlı olsuna geldiği gün biz Seydi Kemer merkezdeki esnaf arkadaşımızdan plastik masa ve sandalye emanet aldık. Bu plastik masa ve sandalyeleri başkan odasına dizdik. Oralardan misafir ağırladık. Evet. O da o günlerden bugün tüm tefrişatını tamamlamış, tüm bilgisayar donanımını, her türlü altyapısını hazırlamış. Sadece bir tek jeneratörümüz eksik. Evet, şu anda. Evet. Bütün her şeyimizi 3,5 yılda hızlı bir yapılanma süreciyle, tabii ki buradan Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Şükrü Ayıldız'ın çok büyük emeği var, Şükrü Başkanım, evet. Hakkını ödeyemem. O benim neredeyse babam niteliğinde. Belediye başkanımızın da çok büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. İşte başladığımız günden bir kalemimiz bile olmadan iş yerimizdeki ofis mobilyalarımızı getirdik. Bilgisayarlarımızı getirdik. Yönetimdeki arkadaşımız kızının yazıcısını getirdi. Ve bu şekilde biz hizmet vermeye başladık. Hiçbir esnafımıza da kesinlikle odada hizmet aksaması yaşatmadık. Evet. Çünkü biz bu sorumluluğu aldık, görevi üstlendik. Kendimizden fedakarlıklar yaparak biz buralara geldik. Seydi Kemer'de KOSGEB denilince KOSGEB ne diyen esnaf sayısı yüzlerceydi. Biz halen diğer ilçelerde de KOSGEB denilince Seydi Kemer mi diye sorulan bir algıyı yarattık. Kalemi olmayan odadan 3,5 yılda 7 defa KOSGEB'den uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik. Ve bu eğitimin 6 tanesini direkt odamız ve KOSGEB Muğla Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle verdik. Bu eğitimi veren Artıkobi Danışmanlık Aykut Bütün hocama da teşekkür ediyorum. 6 defa kurs verdi. Kursun her biri 9 gün sürüyordu. Fethiye'deki evinden Seydi Kemer'deki odaya gelip 9 gün boyunca ücretsiz olarak eğitim verdi. Çok ilginç. Evet. Yani babası oğluna yapmaz. Ama Aykut Bütün bunu neden yaptı? Seydi Kemer yeni bir ilçe. Bizdeki bu aşkı, bu azimi görünce
Başkanım bizim de size bir desteğimiz olsun. Biz bilgiyi satıyoruz. Sonuçta danışmanlık firması ama hiçbir ücret talep etmiyorum. Desteğimizi 6 defa kurs verdik. 7. kursumuzu da İşkur, KOSGEB ve odamız aracılığıyla verdik. Toplamda 191 kişiye devletten destek alarak iş yeri açma imkanı sağladık. Seydikemer ilçemizde de bir sürü işletmemiz var. Odamız sayesinde KOSGEB'ten destek alarak iş yer açan. Ayrıca sizlerin de... Var mı yaklaşık bir sayı verebilir misin? Hocam şu anda yaklaşık 20 civarı vardır. Hı-hı. Yani bizim Fethiye ilçesine de çok büyük katkımız tabii oldu. Yani Fethiye'den gelenler oldu. Fethiye'den gelenler oldu. Çok katkımız oldu. Biz tüm konularda Fethiye'ye ayrı tutmuyoruz. Diğer ilçelerinden de vardı hatırlıyorum ben. O ilk önce Seydikemer ardından devam eden o girişimcilik eğitimlerinde. Aynen hocam. Olanlar oldu. Mesela Muğla'da bir kız kardeşimiz Stropier fabrikası açtı. Tabii bizim önceliklerimiz vardı mülakatlarda. Seydikemer, Fethiye ve diğer ilçeler diye. Evet. 3 ay sonra kataloğuyla geldi. Başkanım sizden Allah razı olsun. Sizin sayenizde iş yeri açtık. Ailemle abileri ve babasıyla iş yeri çalıştırıyor. Bizim odamızın bu kurslardan bir kuruş geliri yok. Yönetim kurulunun bir kuruş menfaati yok. Sadece o kız kardeşimizin gelip Allah razı olsun demesi bize yetiyor. Bütün sermaye bu. Evet. Biz bunlara vesile olabildiysek ama odaların amacı da bu. Yani bir arada bir şekilde Türk ekonomisine de girişimcilik adına bir hizmet değil midir bu? Tabii ki hocam. Yani devlet KOSGEB'den ilanlarla, reklamlarla girişimciyi arıyor. Gelip ekonominin canlandırılması isteniyor. Yani bunlar için de odaların öncülük yapması gerekiyor tabii ki. Hocam odaların asıl amacı bunlar. Odalar sadece belge veren, aidat toplayan yerler olarak anılır. İstisnalar kaideyi bozmaz ama maalesef ülkemizdeki odaların durumu bu. Biz 3,5 yılda ilk oda kurulacağı zaman nasıl bir iddia ile çıktıysak biz Seydikemer'e bir oda kazandıralım, burada odanın nasıl çalıştığını gösterelim diye biz bu iddiayı ispatlamak üzere 3,5 yılda insanüstü gayret gösterdik. İşimizden, gücümüzden fedakarlık yaptık. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla hatırlarsınız sizler de vardınız. Seydikemer'de Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan ilk proje desteği alan kurum Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'dır. Evet. İlk proje desteğini biz aldık. Evet. Hatta genel sekreterimiz o dönemki projeyi imzalamaya bir ilk yaptı. Normalde GEKA'nın merkezinde Denizli'de imzalanırdı. Bizim odamızda imzalandı. Evet. Biz ilk proje desteğini biz aldık. Yine o projenin yazılımında bizim bizlere omuz veren, gönül veren arkadaşlarımızın desteği var. Yani biz tabii ki biz oda başkanıyız, ön planda olabiliriz ama bize gönüllü, dostane, danışmanlık yapan eğitimci arkadaşlarımız var geri planda. Onlar da hiçbir menfaat beklemeden bizlere ve Seydikemer'e yapılması gereken tüm projelerimizde destek oluyorlar. Evet. Ondan sonra 250 kişiye hijyen eğitimi düzenleyerek hijyen belgesi verdik. Gıda işletmeleri yapan esnaflarımız ve yanında çalışanların önce hijyen nedir dediler zaten hatırlıyor musun? Evet. İlk eğitimlerde. Aynı, çok aynı. İyi hatırlıyorum oraya gelmiştik. Hani gelip kursu yer yazılmak isteyenler ne olacak? Çünkü bir anlamda da o belgenin alınması lazım. Yani bulundurma zorunluluğu var. İşte hocam bizim ilçemiz maalesef hizmetlere aç bir ilçeydi. Tabii. Benim bir önceki... Yeni bir ilçe olduğu için evet, tabii ki. Bir önceki programda da bahsettim diye hatırlıyorum. Seydikemer ilçe olmadan müftü görmemiş cami sayısı çoktu. Hı-hı. İlçe Milli Eğitim Müdürü görmemiş okul sayısı çoktu. Kaymakam Hı-hı. görmemiş köy ve mahalle sayısı çoktu. Evet. Aç bir ilçe yani Seydikemer. Evet. Fethiye ilçesinin daha önce çok büyük olması sebebiyle dağlık ve dağınık bir arazi yapısından dolayı maalesef kurumlar Seydikemer'in kılcal damarlarına dokunamadı, gidemedi. Evet. Dolayısıyla oradaki esnaflarımız KOSGEB'miş, şuymuş, buymuş bunların hiçbirinden haberdar olmadı. Evet. Yani biz esnaf odası olarak aslında Seydikemer'de bir çığır açtık. Yani tüm Muğla'nın Seydikemer'e dikkatle bakmasını sağladık. Manisa Akhisar ilçesinden esnaf odası başkanı arayıp telefonla bizi tebrik ediyor.
Yani ben diyor hakikaten takdirle izliyorum seni. Hiç tanışmıyorum adamla. Evet. Yani sosyal medyadan görmüşler. Yani bu kursların yanı sıra organize sanayi bölgesinin Seydikemer'de yayla bölgesinde yapılması dolayısıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odamızın da öncülüğünde organize sanayi bölgesiyle ilgili projenin içerisinde bizim Seydikemer Esnaf ve Sanatkar Odamız da yer aldı. Çünkü bu organize sanayi bölgesi hem Fethiye hem Seydikemer kapsayacak şekilde yapılacak. Bizim esnafımıza da her ne kadar organize sanayi bölgesinde büyük şirketler, anonim şirketler yer alacak, bunlar ticaret odasına üye olacak gibi görülse de burada çalışan tüm araçların lastiği patlayabilir. Lastikçiye evet. ihtiyaç vardır, kaynakçıya ihtiyaç evet. vardır, elektrikçiye ihtiyaç vardır. Diğer yan meslek dalları da bizim esnaflarımızdan oluşacak. Evet. Konaklamalar yapılacak, yeme içme faaliyetleri olacak. Taşıma olacak. Evet. Dolayısıyla bizim ilçemize ve yayla bölgesine çok ciddi manada hem insan göçü hem de ticari bir hareket gelecek. Biz bunların yapılabilmesi için biz oda olarak biz bütün bu faaliyetlerin içinde yer aldık. Yine ticaret odamızın Avrupa Birliği projesi vardı. Meslek Hı-hı. Lisesi İşinin Güvencesi diye Melik projesi. Evet. Burada da amaç orta öğretim çağındaki çocukların ilk öğretim çağındaki çocukların orta kısmından bahsediyorum. Mesleki liselere kazandırılması ile ilgili bir projeydi. Avrupa Birliği evet. projesiydi. Yine biz bu projede paydaş olarak yer aldık. İlçemizdeki tüm okullarda meslek dallarını tanıtıcı argümanlar, tiyatrolar sergilendi. Bunların içinde de yer aldık. Evet. Yine kurumlarımızda işte Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde kantin ihaleleri, mesleki teknik kurullarda yer aldık, vergi dairesinin takdir komisyonunda, kaymakamlığımızın tüketici hakları komisyonu gibi bir sürü komisyonlarda esnaflarımızı en iyi şekilde temsil etmek, onların haklarını korumak üzere yine bu görevlerimizi de yaptık. Evet. Hocam biz bu oda kurulduğunda odanın başkanı da 0 kilometre, personel de 0 kilometre, yönetimi de 0 kilometre. Hiç kimse daha önce bir oda yönetiminde bulunmuş değil, personel de bir odada çalışmış değil. Evet, kaç personel var şimdi? 2 tane personelimiz var. Hı hı. Okuldan aldığımız, işte okul döneminde stajyer alıyoruz her sene. Evet. Onu da kendi esnaflarımızın çocuklarından tercih ediyoruz. Evet. İşkur'dan aldığımız personellerimiz var. Dönem dönem İşkur'dan kullandık. Bunu da şuradan söylemek istiyorum. Türkiye'de bizim gibi 1133 üyesi olup da 2 personelle, daimi personel diyelim, 2 personelle çalışan oda sayısı hiç yoktur. Evet. 1100'ün üzerinde üye sayısı olan odalarda asgari 4 ve 5, duruma göre 6 personelle çalışır odalar. Evet. Dolayısıyla ben buradan hem genel sekreterimiz Habbe Yantır'a hem de muhasebe sorumlumuz Ramazan Abacı'ya ben hakikaten esnaflarımız adına teşekkür ediyorum. Yeri geldi akşamları, hafta sonları bütün mesailerini, bütün güçlerini oda için harcıyorlar. Tabii ki bunlar fedakarlıklarla oluyor. Yani önlerinde fedakarlık yapan bir başkanı, yönetim kurulu olursa personelin, personel de bu aşk ve azimle onlar da aynı şekilde fedakarlık gösteriyor. Biz kesinlikle ben geçen gün etkili iletişim ve beden dili eğitimi verdik evet. esnaflarımıza. Oradaki konuşmamda da söyledim. Personelimizin bu kadar özverili çalışması, yönetimin, başkanın bu kadar cefakarca çalışmasına karşılık tabii ki dışarıdan bazı kendini bilmez arkadaşlarımız personellerimizle ilgili ya da başkan ve yönetimiyle ilgili eleştirilerde de bulunuyorlar. Yani her yerde oluyor. Ya bu bizi üzen şeyler ama evet. biz kesinlikle bizim odamızın bir şoförü yok, bizim odamızın aşçısı yok, bizim odamızın çay ve temizlik işi yapan personeli yok. Hı. Benim genel sekreterim yerine gerekirse gider çayını yapar, bulaşığını yıkar. Hı hı. Oda başkanını, odanın arabasını temizlerken gören esnaflar çoktur. Seydikemer esnafı kendi odasını yönetecek kapasitededir, diyen Başkan Harun Sağır.
Seydi Kemer Esnaf Odası başka ilçelerden yönetilemez. Seydi Kemer Esnafı siyasetin oyuncağı olamaz. Bunu tüm üyelerimiz bildiği için biz Seydi Kemer Esnafımızın adayıyız. Yönetim kurulumla beraber Esnaf Odası'nın çıtasını daha da yükseltip kaliteli oda olarak esnaflarımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz, dedi. Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan ve yeni dönem Başkan Adayı Harun Sağır, önümüzdeki seçim sonrası eğer göreve devam edecek olursak sürprizlerimiz elbette var ama onları da genel kurulda paylaşacağız. Tüm üyelerimizi kongremize bekliyoruz, diye konuştu. O sürprizleri genel kurulda... Yani sürprizler olacak diyorsun. Sürprizleri genel kurulda sunalım. Hı hı. Ben dediğim gibi biz hiçbir vaatte çıkmadık ama... Kız az zamanda çok büyük işler başardık. Yani 3,5 yılda 35 yıllık hizmeti yaptık. 35 yıllık hizmetleri aynen, 3,5 yıla sığdırdık diyorsun. Eğer biz odanın hiç imkanı yokken, sıfır kilometreyken, sıfırdan kalkıp da bu hizmetleri yaptıysak, artık 3,5 yıl olmuş kuruları belli bir sisteme, düzene oturmuş bir odanın neler yapabileceğini esnaflarımız tahmin etsin yani. Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. İşte o görüntüler. Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yazdan kalma güneşli günün tadını çıkardı. Ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken Marmaris güneşli bir güne merhaba dedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında ilçede bazı vatandaşlar parkta çocuklarıyla eğlendi, bazı vatandaşlar da kafelerde oturmayı tercih etti. Termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği kentte balık tutan vatandaşlar da vardı. Bazı vatandaşlarsa bisiklete binip şehir turu yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilçede güneşli havanın hafta sonu da devam edeceği öğrenildi. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği, Girmeler İlkokulu'na giyim malzemeleri yardımı yaptı. İlkokul öğrencilerinin sevinci gözlerinden okundu. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği üyeleri ilkokul öğrencilerini sevindirdi. Fethiye'de kuruldukları günden bu yana yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan siyah beyazlılar, Fethiye'de Girmeler İlkokulu'na kışlık ayakkabı, bot, üniforma, çeşitli spor malzemeleri yardımı yaparak okula da Türk bayrağı hediye ettiler. Küçükleri okullarında ziyaret eden ve sınıflarına misafir olan dernek üyeleri öğrencilerle sohbet ederek güzel bir gün geçirdi. Dernek yöneticileri bundan sonra da benzer projelerin devam edeceğini söyledi. Reklamların ardından spor gündemiyle bültenimize devam edeceğiz. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu Anlaşmalı Medikal Malzeme Toptan ve Perakende Satış Noktası, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz.
İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. O gece çocuklarla takılıyorduk. Ama bayağı bir ağır takılmışız. Eşim vefat ettikten sonra kızımın hem annesi hem babası oldum. Artık bana ne verdilerse. O gün de geç saatlere kadar ödevini yapmasına yardım ettim. Benim gözüm bir şey görmez oldu. İçim geçmiş. Gözümün kestirdiği bir ev vardı zaten. Tam uykuya dalacaktım. Evde ana kız yalnızlar. Bir tıkırtı duydum. Evde ne var ne yok. Alır giderim diyorum. Acaba dedim kızım mı kalktı? Dayandım kapıya. Baktım. Tıkırtılar kapıdan geliyor. Bir iki hop. Kapı açıldı. Kızımın yanına nasıl koştum? Bir Allah biliyor bir ben. Sonra bir alarm çalmaya başladı. Nasıl yüreğimize indi? Ben o proletim var ya. İnsanlarla korktukları arasında neyse ki Pronet var. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Şimdi gaza gelme zamanı. Şehrin akaryakıt istasyonu Ünal Petrol Opet'te Aygaz LPG litre fiyatı sadece 2 lira 99 kuruş. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 2 lira 99 kuruş. E hadi doldurun depoları. Ünal Petrol Opet, Kesikkapı Mahallesi, Köprübaşı mevki, eski otogar yanı Fethiye'de. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşa kabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. TRT ekranlarındaki birlikteliğimize spor gündemiyle devam ediyoruz.
Fethiyespor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 2. yarı hazırlıklarını kamp yaptığı Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde günde yapılan çift antrenmanla sürdürülen çalışmalarda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Fethiyespor Transfer Komitesi de teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarına başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk yarısında istediğini bulamayan Fethiyespor, 2. yarı hazırlıklarını Antalya Lara'da Liberty Otel'de sürdürüyor. Lacivert Beyazlı oyuncular teknik direktör Levent Eriş yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde yapılan çift antrenmanla lig hazırlıklarını sürdürdü. Kamp çalışmalarına tam kadro oyuncuların katıldığını söyleyen teknik direktör Levent Eriş, sabah dayanıklılık, akşamsa teknik antrenmanlar yapıyoruz. En ufak bir sıkıntımız yok. İlk yarıyı 15 puanla 14. sırada kapadık. Çok mücadeleci bir takımız. Bu takım çok şeyi hak ediyor dedi. Fethiyespor Transfer Komitesi teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlıyor. Ligin ikinci yarısında ara transfer döneminde 9 oyuncusuyla yollarını ayıran Fethiyespor yönetimi eksik ve takviye yapılacak mevkilere transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde ilk olarak Mersin İdman Yurdu'ndan Hakan'la Prensip'te anlaşan Fethiyespor Kulübü'nün başkanı Mustafa Ferizcan, ligin ilk yarısında sıfırdan bir takım yarattık. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda 9 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık ifadelerini kullandı. FRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini ekranlarınıza getirdik. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde FRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.